Şimdi Halkların Demokratik Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Celal Doğan. Buyurun Sayın Doğan. Süreniz 20 dakika. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan'ın teşrifi konusundaki ısrarım biraz da geçmişe dayanan hukukumdan kaynaklandığını söylemek isterim. Çok saygıdeğer bir seydanın torunudur o. Mehmet Emineli tanımanızı isterim. Bilmeyenlerine okumasını isterim. Bölgemizdeki kan davalarının ıslahında tanıma şerefine nail olduğum müstesna bir insandı. İlmi açısından zaten söyleyecek hiçbir laf yok, söz konusu değildir. Devletin bürokrasisinde devletteki Tayyip Bey dahil, Abdülkadir Aksu dahil, Cemil Çiçek dahil çoğu tedrisatından geçmiş bir insandır. Kendisini ben milletvekiliyken doğduğu bir tarihtir, 977 tarihidir. Bu nedenle o hakkım var diye düşündüm, gelmesini ısrar ettim. Teşekkür ediyorum. Biraz önce değerli arkadaşım birisi parlamentonun katılımından şikayet etti, eksik olduğunu söyledi. Bu parlamentonun kalabalığı sayısından gelmez. Bu demokrasinin mabedidir. Kurtuluş Savaşı'na da açık kalmıştır. O nedenle sayının azlığı veya çokluğu çok fazla bir şey ifade etmez. Bir kişi de olsa konuşulur. Hükümet var, tamamlandı, eksiksiz oldu. Şimdi parlamentoda kimse yoksa bile tarihi saygımızdan dolayı bu meclisin geçmişine dolayı sözlerimizi söylemeye devam edeceğiz. Aslında bu yeni bir çıktı galiba. Ben pek rast gelmedim. Üç bakanın, dört bakanın müşterisinin aynı günde ve görüşülmesi belki de faydalı oldu süre kazanma açısından. Üç tane çok değerli bakan var. Konuşma yapacağım bakanlık Adalet Bakanlığı ama Şehircilik Bakanlığı var. Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Haseki yok ama yokken de onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Sayın Haseki 4 dönem belediye başkanlığı yapmış bir değerli belediye başkanıdır. Ancak onun olmasını da özellikle isterdim. Türkiye'de temayüz etmiş belediye başkanları vardır. Sayın Narçacı vardır Konya'da, hatırlar mısınız? Onun memleketinde Sayın Kavuncu vardır. Bugün Türkiye'de iki şehirde gecekondu yoksa onların yaptığı imar sayesindedir. Eğer burada olsaydı Sayın Özeki, o kendi elinde farklı partilerden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bahçecioğlu da belediye başkanlığı yaptı. Acaba kimsenin ismini tabelalardan sildi mi? Kimsenin isim resimlerini oradan indirdi mi salonlardan? Veyahut da Sayın Kavuncu'nun isimlerine bir leke getirdi mi? Asla görmedim ama şahsım 15 sene büyük şey belediye başkanlığı yaptım. Her zerresinde emeği olan şehirde emeği olan bir insanım. Sayın Bakan da o şehirde doğmuş büyümüşten birisidir. Bıraktığımız Gaziantep'i huzurlu şehri, temiz havalı şehri Celal Doğan'ın itibarsızlaşmak adına Kilis'in ilçelerinin tümünde, Besni'de, Pazarcık'ta ve Gaziantep'te adımıza yapılmış ne varsa ki çoğu talebim değildir. Vilayetin verdiği isimlerden birisi de yapmış olduğumuz bir ilk öğretim okuludur. Celal Doğan'ın adını silinmesinde seyirci kalmak veyahut da buradan bir en azından rahatsızlık duymamış olmanız da bir bakan olarak esefle karşıladığımı söylemek istiyorum. Oradan Sayın bizim Çevre Bakanımıza şöyle bir cümle de sarf etmek istiyorum. Türkiye'de hak teslim etmek de bir şey de vardır. O nedir? Türkiye'de toplu konut idaresinin kuruluş tarihi AK Parti'den öncedir ama çok başarılı olduğu alanlar da vardır. Bir daha yok efendim toplu konut şunu yaptı bunu yaptı. Rant yarattı doğrudur. Özellikle yüksek gelirli gruplara hitap etti doğrudur. Ama Türkiye'nin çok yerinde on binlerce ve yüz binlere ihtiyaç olan konutların tekemmülünde, daha doğrusu inşasında gösterdiği sürat ve performansı da takdir edip hak teslim etmek gerekir. Bu bir. İkincisi Sayın Haseki'ye bir tavsiyem var. AK Parti grubunda özellikle gündem yaratma konusunda, rol çalma konusunda, daha doğrusu gündem yaratmada Metin Külüng'ün de rolünü üzerine almasından vazgeçmesini tavsiye ediyorum. Türkiye'de çok skandal bir olay olduğu zaman hemen bir deprem olacak lafını ortaya atmak Metin Külüng'ün rolüdür. Onun üzerine almamasını tavsiye ederim. Bir başka konu, Sayın Kalkınma Bakanımız burada. Sayın Elvan Gaziantep'i biliyorsunuz. Türkiye'nin gerçekten saygıdeğer bir ilidir ve iftihar edeceğimiz bir şehirdir. Bıraktığımda
585 fabrikanın üretim yaptığı bir şehirdir. Ama bu Gaziantep'e yeterli değil. 7 milyar dolar ihracat sadece Irak'a yapan bir şehirdi. Bu da yetmez. Çünkü Kalkınma Bakanımızın mutlaka tespiti de olacaktır. Şu noktada olması gerekir. Kalkınma inşaat sektörüyle olmaz. Ara sektördür, lokomotif tarafları vardır, işsizliği azaltır. Katma değer yaratmadan, istihdamı özellikle sanayide ve katma değer yaratacak alana kaydırmadan ne ülkede kalkınma olur, ne millilik olur, ne huzur olur, ne de refah olur. Bu nedenle de iki bakan arkadaşıma da bütçeden hayırlı olmasını dileyerek sözlerimi Adalet Bakanlığı'na getirmek istiyorum. Sayın Bakanım, 1920 Türkiye'nin ilk Adalet Bakanı Celaleddin Arif Bey'dir. Siz 84. bakansınız. Yani bugün Adalet Bakanlığı'nın sıralamasına baktığımızda 84. bakan olarak bu 920'den 100 yıllık süreye 3 kala çok temayüz etmiş bir Adalet Bakanı ismi bulamazsınız. Başka alanlara bulursunuz. Örneğin eğitimde Hasan Ali Yücel gibi insanlar var. Dış politikada çok değerli dışişleri bakanları var. Ama Adalet Bakanlığı temayüz etmiş bakanlığın çıktığı bir alan olmamış. Çünkü bu bakanlık kurulduğundan bu yana cumhuriyetle beraber yaşı hep sorumlu bir bakanlık haline gelmiştir. Çünkü genellikle iktidarların bakanlığına bakışına arka bahçesi olarak tutmaya çalışmışlardır. Yani bakanlık her iktidarın kendi elinde bir manivela olarak kalmasını arzu ettiklerinden kaynaklanan bir sorunla karşı karşıyayız. Bu özellikle siyasi davalarda net ve teşkilidir. Adi suçlarda, özel hukukta bu kadar baskın olmamasına rağmen ama siyasi davalarda bir sorunlu bir bakanlık, daha doğrusu defolu kararları olan skandallarla doğru sabıkalı bir adalet adli yarı geçmişimiz var. Bunun çok bariz örneklerini saymak gerekirse satır başı olarak istiklal mahkemeleri bunlardan birisidir. Su yönetim mahkemeleri birisi. Özellikle Ankara Binnoğlu Su Yönetim Mahkemesi deniz gelmiş bu arkadaşların idamına karar veren hakim o kararı verdiği gün arkadaşımızın asıldığında sırıtarak idamı seyreden ama yemek yerken de boğazına kaçan lokmayla boğulan bir şahıstır mahkemenin başkanı. Kimdir bu başkan? Aynı zamanda bir yargıç değildir. Hukukçu değildir. Askeriyeden almış olduğu 6 aylık kurmay eğitimi ve 2 senelik harp okulu eğitimiyle idam kararına imza atarken neredeyse çifte telli oynayan bir insandır. Ama sonuç şudur. Biz denizleri astık ama terörü bitirdik diyenler. Ne terörü bitirebildiler ne de bugün çok üzerinde durduğunuz anti-emperyalist yüreği atan, hayatı anti-emperyalizmle mücadele eden deniz gelmiş bu arkadaşlarına asan anlayış Türkiye'de o Türkiye'de bugün yeşermeye başladı. Yani dün denizler anti-emperyalistken bu arkadaşlarla birlikte ama Rus uşağı, Moskova uşağı olarak itham edenler bugün onun yerine Amerika'ya karşı anti-emperyalist kavgayı vermenin yoluna girdiler. Bu nedenle zaman değişiyor, tarih değişiyor, koşullar değişiyor. Yargının da değişmeyen sorunları var. Nedir bu? Türkiye'de yargıyı kendilerinin arka bahçesi yapmak. Yargının tarzı aslında bizim dikkatimizi çekmesi gereken şu. Türkiye'de olağanüstü hallerde, demokrasinin askıya aldığı hallerde bakınız hep sorunlu siyasi kararlar çıkmıştır. Bunlardan birisi yasadadır. Yani Menderes ve arkadaşları asan yargının, hakiminin beyanı aynen şudur. Sizi buraya gönderen idare ve irade böyle istemektedir. Başkan arkasından Türkiye'de 12 Eylül geldi. Yine devlet güvenlik mahkemeleri, idamlar. Bugünlerde çok kısa süre önce ölüm yıldönümü kutlandığı için söylemekte fayda var. Erdal Eren'i hepiniz tanırsınız. Duymuşsunuz daha doğrusu. Erdal Eren 17 yaşındaydı. Bir sağdan bir soldan diye idam kararları, 517 idam kararı veren 12 Eylül rejiminin 25'inin içinden biriydi. Yani o arkadaşımız 17 yaşındaydı. Yaşı büyütülerek idam edilenlerden birisidir. Şimdi tarihte bunu şunun için söylüyorum. Adliye tarihimizin bu karanlık sayfalarından nereye geldik? 15 Temmuz 1916'daki FETÖ hareketine maruz kaldık. 15 Temmuz'un tahrip ettiği devletin
hangi organı yok derseniz hiçbirini saymak mümkün değil. Ama en çok da harp ettiği yerlerden kim derseniz bana sorarsanız birisi de yargı kesimidir. 4000'i aşkın bir yargıyı görevden atıyorsunuz ve siz şimdi Türkiye'de bu koşullarda adaleti tevzi edecek bir sistemi düzenlemeye çalışacaksınız. Onun için işiniz çok zor. 9 aylık bir bakansınız. Bu nedenle size yük yükleyecek, eleştiri getirecek vicdansızlığı üzerime alarak bir eleştiri yapmak istemiyorum. Ama şunu da yapmak zorundayız. Zihniyetin önemli. Zihniyet çok önemli. Eğer siz gerçekten geçmişte çektiğimiz bu iki sıkıntının sebebi şu. Birisi devlet odaklı yargı, ikisi imam odaklı yargı. Bakınız, kumpas dediklerimiz nedir birisi? Özellikle 12 Türkiye'de Ergenekon gibi, balyoz gibi, casusluk gibi davaların tümünün kumpas olduğu konusunda hemfikir oldunuz. Hemfikir olundu. Kim bu kararların hayata geçmesine ve Türkiye'deki yargı gündemine getirilmesini sağladı? İmam odaklı anlayış. Nedir bu? Türkiye'de hukuka ve adalete bağlı değil, vicdana bağlı değil, evrensel hukuk değerlerine değil, bir imam anlayışının yani FETÖ'cü anlayışın güdümüne getiren insanların koymuş olduğu bir sonuçta Türkiye bu yargıda tahribatı aldı. Devlet odaklı dediğim zaman çoğunuz belki bu devlet bizim devletimiz değil mi diye isyan edebilirsiniz. Bu devletin iki yüzü vardır. Silahı barış için kullandığında barışı getirir. Cinayet için kullandığındaki bu devletin bunları çok yaşadık. Örtülü devletin yapılarını gördük. Derin devletin yapılarını gördük. Arkadaşlarımızın nasıl bertaraf edildiğini yaşayarak geldik. Bazı hakimleri Mısır'a koyduğunuzda devlet mi insan hakkı mı dediğiniz zaman onlar işte bu onlar devlet diyeceklerdir. O devlet diyenler Menderes'i asan devletler hakimidir. Onu denizleri asan anlayıştır. Bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın önündeki süreçte bu kadar tahribatı yapan kadroların yok olduğu bir yerde ne yapması gerekir? Bence sadece sizin değil. Bütün bu parlamentonun sorunu olacaktır. İnanarak söylüyorum. Halk Partilisi, MHP'lisi, HDP'lisi, sizin gururunuza sığacak bir lafım yok. Akçalı işleriniz size ait. İhale yaparsınız, ceza yaparsınız, şu yaparsınız, bu yaparsınız. Onlar bizim dışımızda. Akçasız hangi işinizi, adaleti sağlama, adaletin inandırıcı olabilmesi, eksiksiz bir yargının Türkiye'de işler yapması konuda ne zaman bizi çağırırsanız biz kurşun asker gibi emrinizde olacağız. Çünkü adalet sadece bize değil, herkese lazım. Çünkü adalet bu ülkenin vazgeçilmez anahtarıdır. Bugün en çok aradığımızın nefes gibi, hayat gibi, su gibi aradığımız adaleti yaşayarak görüyoruz. Bu parlamentoda bulunması gereken milletvekillerimiz hapiste. Yargıtay kararı, daha sonra Anayasa Mahkemesi kararı ortada dururken içtihadını değiştirmesine neden olan hangi yasal değişiklikler oldu? Anayasa Mahkemesi içtihadını vazgeçmesi gerekçesi hakim teminatının eksikliği ve korku cumhuriyetidir. Korku cumhuriyeti halk üzerindekinin dışında hakimler de bu korkunun esiri olmamalıdır. Bunda kendilerini güven içinde hissetmelidirler. Güven hissedebilmesi için yasal teminatın olması gerekir. Türkiye'de hakimler ve savcılar yüksek kurulu hakimlerin hakkını koruması gerekirken demokrasinin kılıcı gibi yarın nereye gideceği konusunda endişe içinde karar veren hakimlerle karşı karşıyayız. Yargıç bu kararı vermezsem sürülürüm. Bu kararı vermezsem yargılanırım, tevkif olurum diyen hakimler biliyorum. Ama o kadar tahribata uğramışsınız ki yargı olarak karikatürize etmiyorum. Yani dergilere geçecek şekilde mahkeme kararına karşıyız. Bir Asya Ceza Mahkemesi'nin kararının ibretlik için size hatırlatmak istiyorum. Hakimin verdiği mahkeme kararına bakınız. Türk Ceza Kanunu'ndaki fiilin karşılığı 2 yıldan 5 yıla kadar diyor. Hakim kararını imza altına aldığı kararda diyor ki sana git 2 ile 5 yıl arasında sana ceza verdim. Bu mahkeme ilamı bu. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Türkiye'deki hukuk fakültelerinin seviyesini bilmenizi istiyorum açıkçası. Ben 2 yıl hukuk fakültesine derse gittim. Kavramlardan uzak. Bir defa hukuk fakültesi demeye 1000 şahit lazım.
Sadece 7 profesörün olduğu ceza hukukunda ve idare hukukunda öğrencilik yaptım. Üniversitenin tamamında bir profesör, bir doçent, bir asistan var. Bunun adı hukuk fakültesi olmaz. Sayın Bakan, yetkiniz değil ama lütfen bu görüşleri şey anlatınız. Yetkileri anlatınız. Birinci şart, Türkiye'de yeni hukuk fakültesi açmayınız. Yeni hukuk fakültesi açmak Türkiye'ye hizmet değildir. Yeni fakültede açmak aslında çok övünüyoruz. Doğru değildir. Oradaki vatandaşa müşteri göndermekten başka hiçbir anlamı yoktur. Eskiden bunu askerler yapardı. Bir yere bir acemi birliği açarlardı. Hatta bir tuvay kurarlardı. Orada esnaf abad olurdu. Çünkü hazır müşteri vardı. Şimdi üniversiteleri beldelerdeki işsizliği veya esnafa kazanç sağlayacak anlayışla kurulacak noktaya getirdi. Açmayın bu üniversiteleri. Yüksek okul kalitesinde bile değil. İnanın kreş kalitesinde olmayan üniversiteler var. Açmamak gerekir. İki, bu eksiği gidermenin bir tek yolu var. Eğer samimi olarak inanırsanız İstanbul Hukuk Fakültesi, Ankara Hukuk Fakültesi, Marmara ve Ege Üniversitesi'ni nazara alınız. Asgari sizin 5000 tane savcı ve hakime ihtiyacınız var. Asgari. Ama partizanlık anlayışla değil, arka bahçemiz olsun değil. Gerçekten bu arkadaşlarımız Türkiye'de yargıya hizmet edecek 15 yıllık avukatları seçiniz. Ve bunları bir Kurtuluş Savaşı'ndaki ülkenin savunmasına çağırır gibi adaletin kurtarılmasına seferber ediniz. Ve 2 aylık bir eğitim, daha doğrusu bir akademideki bir eğitimle 5000 hakimi bu seviyedeki okullardan alacak avukatlara donatmazsanız ne sizin ömrünüz, yani iktidar ömrünüz, ne bizim ömrümüz bu adaletin düzelmesini görme şansına sahip değildir. Hukuk fakültesinden yetişecek, 5 sene sonra öğrenci mezunu olacak, staj yapacak, bilmem ne olacak, sonra gelecek bu arkadaşımız Türkiye'de hakimlik yapacak, adalet dağılacak. Bu mümkün değil. Bir şey asıl mesele, içinden çıkamaz daha doğrusu, adaleti kilitlediğiniz bir çıkma sokağınız var. Sulh ceza mahkemeleri. Sulh ceza mahkemesinin yetkilerinin bu hale getirilmesi adalet tarihinde bir garabettir. Bir sanık mahkemeye sevk edildiğinde savcılıktan sonra sulh ceza hakimine gider. Giderdi. Sulh ceza hakimi ya teklif eder veyahut da serbest bırakırdı. O sulh ceza hakimin teklif ettiği vatandaşa yapacak bir yer vardı itiraz. Nedir o? Asliye ceza hakimine itiraz etmekti. Asliye ceza hakimine gitmesinin sebebi nedir? Sulh ceza hakimi 5 yıllık bir sicile sahipse asliye ceza hakimi asgari 15 yıllık bir sicili hakim, tecrübeli bir hakimdi. Şimdi siz ne yaptınız? Sulh ceza hakiminin itirazını bir başka sulh ceza hakimine yaptırıyorsunuz. Şunu net söylüyorum. Cezaevlerinin kapısının iki anahtarı var. Birisi açarken içeri koyduğunuz insanlar, iki çıkarken kullandığınız anahtar. Her ikisi de sulh ceza hakimlerine teslim edilmiştir. İddia etmiyorum, belki çok ağır gelebilir. Tümü bunlar bilerek ve isteyerek seçilen hakimlerdir. Tümü bilerek ve isteyerek markaj altında girmiş hakimlerdir. Deniyor bu laf. Şimdi bundan Türkiye'yi kurtarmanın yolu sulh ceza mahkemelerinin usuldeki eksiklerini, yani itirazla asliye cezaya gitme konusundaki haklarını teslim etmeniz gerekir. Bir. İkincisi, son günlerde kanun hükümeti kararnameleri ilgili bir laf duyduk. Kanun hükümeti kararnameyle sulh ceza hakimindeki takipçilik kararlarının yeni çıkan deliller karşısında yeniden mahkeme edilebilmesi için savcının harekete geçmesi yetmiyor. O sulh ceza hakiminden, o güdümlü sulh ceza hakiminden şey isteyecek, karar alacak. Bu bir. İkincisi, zaman kalmadı. Bir dakika almaya çalışacağım ama keşke böyle olmasaydı. Zarraf meselesi. Zarraf davasını bir milli dava kabul etmeyin. Millilik gerçekten çok farklı bir olaydır. Milliliğin çıkış noktası Türkiye'de müdafaa-i hukuktur, anti-emperyalist kavgadır. O güdümden, o anlayıştan gelmek gerekir. Zarraf'ın davası black money meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanı belki de en iddialı lafı söyledi. Biz ticaret yapma hakkına sahibiz, bunlar bizim komşumuz, Amerika buna karışamaz. Bu bir duruştur, bakın. Bu bir duruştur. Dünyada geçerliliği yoktur. Bu konuda geçerliliği olmamasına mahkemeler karşısında geçerliliği de yoktur. Dünyadaki gelecek cezayı önlememize geçerliliği yoktur. Ama doğru dürüst bir duruştur. Peki
O zıkkımlanmalar nereye koyacağız biz? O ziftlenmeler nereye koyacağız biz? Amerika sana demiyor ki kardeşim ben senin sanığını yaralamak için toplayayım demiyor. Sen benim sisteme girdin, dolarımı kullandın diyor. Sisteme girmek için, dolarını kullanmak için de aracılar kullandı diyor. Kimi kullandın? Kamuda görevli insanlar ziftlendiler diyor. Çaldılar diyor. Zıkkımlandılar diyor. Keşke zıkkımlanmasalar da, ziftlenmeseler de. Tamamlayın buyurun. Bizi uluslararası alanda Amerikan mahkemesine yaratacak noktaya gelmeseydik. Bu kuş buradaydı biliyorsunuz. Bu pırlantada da şey almış bir arkadaştı. Ne ismi? Ödül almış bir arkadaştı. Hangi alanda? Hangi? Mücevher. Dün mücevherdi. Bugün teneke oldu. Bu tenekeyi buradan nasıl gönderdiniz? Ben merak ediyorum. Elinizdeydi. Eğer elinizdeki bu kuş uçmasaydı Amerikan sisteminde bildiğim kadarıyla gıyapta yargılama yoktur. Hiç olmazsa o rezilliği çekmezdik. Hepimizin arıdır. Hepimizin namusudur. Ülke adliyesine yapılacak bir egemenliğimize bir darbedir. Bu konuda sizin bu konuda gerçekten büyük kusurlarınız var. Büyük eksiklikler var. Onu şunun için söylüyorum. Darbe oluyor. Generalinizi yaver bağırıyor. Dışişleri Bakanınızın kozmik özel odasına FETÖ'cüler giriyor. Cumhurbaşkanlığının köşkünde koruma yerinde ikinci sınıf değil, birinci sınıf emniyet müdürleri FETÖ'yü çıkıyor. Türkiye'yi kim idare etti? Siz uyuyor muydunuz? Uyumamanız dileğiyle saygı. Teşekkür ederiz Sayın Doğan.